Nasılsın yavrum? İyi misin? Özledin mi beni? Bana küsmüş. Bop. Dur. Zurna aldım. Ah yavrum. Hızlı ve öfkeli sahnelerde. Yat. Aslanım. Macera başladı. Baba çek oraya yat aşağı. Bu arkayı ne köpük ne su. Sünger. Limanı yakıyoruz bu gece. Geldi başımın belası yine. Geldi. Nereye gidiyor? Adana'ya gidiyor. Günaydın. Aleykümselam. Geceler çoğala mı girdi? Geceler. Alo! YouTube'a video atıyorlar diyorlar. Şu an kayıtta abiler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Yeni videoyla tekrardan birlikteyiz. Nasılsınız bakalım? İyisiniz inşallah. Uzun zaman oldu diyelim. Çünkü Ramazan'dı, Ramazan bayramıydı derken videosuz kaldık. Üzeri videosu bıraktık. Çok özür diliyorum. Hiç kusura bakmayın. Çünkü Ramazan'da her şey istediğimiz gibi olmadı. Ben çok istiyordum ki böyle uzun yola gidelim. Ramazan'da iftardı, sahurdu. Bol bol yapalım istedim ama ne yazık ki olmadı. Kusura bakmayın. Sizlerden çok özür diliyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ramazan'ınızın nasıl geçtiği, bayramın nasıl geçti? İnşallah iyi geçmiştir. Benimki güzel geçti diyelim. Çünkü Ramazan'da en son liman çalıştık. Yorulduk biraz ama değdi. Ondan sonra ne yaptık? Bayram tatiline çıktık. Bayrama gittik. Bayramımızı yaptık. Mezar üstüne gittik. Her şey güzel geçti. Şimdi arkadaşlar video izlemeye başlamadan önce bol beğeninizi bekliyorum. Ve aynı zamanda orada teşekkür butonu var. Teşekkür butonu olabilir. Bir kaydırın. Oradaki teşekkür butonuna basaraktan da bana destek olabilirsiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün aracımıza gidiyoruz. Aracımızı yüklemişler. Boşaltma yerine bırakmışlar damperi. Ve sonrasında ne mi var? Çok sinirliyim bugün. Neden mi? Çünkü hiç sevmediğim bir olay var. Gemi varmış. Şimdi aracıma doğru gidiyorum. Geldim, aracım boşalıyor şu an. Şu an karşımda yıldızım. Ve aracımızı bir görelim bakalım. Ne yapmış, ne etmiş? Bayramda biz siz ne yapmış bir görelim. Hadi bakalım. Şimdi herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Limon videosu çekmeyecektim ama ne yapayım? Videosuz kaldık. Mecbur. Evet, şimdi yıldızımızla baş başayız. Aracımız boşalıyor şu an. Buraya kadar getirmişler. Sağ olsunlar. Nasılsın yavrum? İyi misin? Özledin mi beni? Eminim şu an içinden diyor ki sana küsüm ben diyor. Beni yalnız bıraktın diyor. İnanın. Eminim öyle diyor. Bana küsmüş. Çok istiyordum. Bayramdan sonra uzun bu yol çıkar dedik ama ne yazık ki dediğimiz gibi olmadı. Uzun yol çıkmadı. İnanın İstanbul yolunu özledim ya. Bir an önce İstanbul'a gitmek istiyorum. Vallahi. Bilmiyoruz bakalım hayırlısı. Bol bol beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda videoları da sonuna kadar izlemenizi bekliyorum. Sizlerin desteğiyle ben bu duruma geldim. Sizlerin sayesinde biz bu duruma geldik. Hepinize Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde inşallah daha da güzel yerlere geleceğiz. Ve daha da güzel şeyler alacağız, yapacağız. Hep birlikte inşallah. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım şimdi video başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Vay be. Aracımızı özlemişiz ya. Vallahi 10 numara 5 yıldız ya aracım. Allah'tan bayramdan önce temizlemiştim. Böyle torpidoları falan komple silmiştim güzel bir şekilde. Pırıl pırıl etmiştim. Harbiden de aynen bıraktığım gibi. Tertemiz. Bu öndeki ön döşemedeki peluşu aldım. Çünkü görüntü bozukluğu yok. Kirliliği yapıyordu. Ben de oraya aldım, daha sağda duruyor dedim. Bu şekilde. Ayıcığımız orada. Burada da kıyafetlerimiz var. Kedicimizi yatağa koyduk. Kedi dedi ki ben de uykusuz kalıyorum. Orada da güneş beni yakıyor dedi. Onu da buraya yanımıza aldık. Vallahi. Şimdi aracımızı boşaltıyorlar. Boşaltsınlar bakalım. Ondan sonra ne yapacağız? Ya bismillah diyeceğiz. Gemiye başlayacağız. Buradaki adam da diyor ki kaptan diyor ben de görüştüm diyor. Bir araba daha gelecek bana diyor. Öbür arabayla da yükler gelirsin diyor. Dedim abi benim haberim yok. Yani bana ne git diyecekler de ben dedim gideceğim dedim. Çünkü ben şimdi sana bir şey diyemem. Sonuçta araç benim değil. Olsun dedi baba sen bir araba daha getir dedi. İnşallah dedim bakalım.
Şimdi gübre zamanı arkadaşlar. Bir de yağmur yağıyor. İnsanlar artık bahçelerine, tarlalarına gübreleri atmak istiyorlar bir an önce. Atıp daha verimli olması için, yağmurun eritmesi için millet sıraya girmiş. Yani şu an bayilerde gübre o biçim gidiyor yani. Ben bile gübrenin içinde çalışıyoruz arkadaş. Aracını satayım. Bir 3-5 torba gübre alamadık buradan. Gittik köye gübre alalım dedik. Anağın derdine tüküreyim. Gübrenin torbası 410 milyon. Ne dedim? 410. Yandı. Neyse aldık. Yapacak bir şey yok. Aldık bir şekilde gübremizi at. Yağmur yağış. Ve şimdi döndük dolaştık yine işimizin başına. Kürtçü dükkanına. Tilkinin dolup dolaşık olduğu ya kürtçü dükkanı derler ya. Aynen öyle yani. Hadi bakalım. Sizleri çok özledim. Onun için ne yapıyorum? Daha fazla uzatmıyorum ve hadi bakalım. İnşallah bu video sizler için çok güzel olacak. Elimden geleni yapacağım. Sizleri seviyorum. Ha bir dakika. Bir dakika. Aynı zamanda Egemen Çelik 55 kardeşim ve eşine buradan selam olsun. Sağ olsunlar. Bizi orada gördüler. Bizi orada gördüler ve çok şaşırdılar. Çok mutlu oldular. Sevindiler. İnanın. Ben de sizler gibi inanın o kadar çok mutlu oluyorum ki böyle sevenlerimizin bizi gördüğü zaman da sevgilerini göstermelerini ne bileyim mutluluklarını gördüğümüz an inanın biz de o kadar çok mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerin kalbine taht kurmuşuz. Sizlerle birlikte inşallah daha da güzel yerlere geleceğiz. Daha da güzel videolar çekeceğiz. Sizleri seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Şimdi videoya devam. Dayı ne yapıyorsun? Hop 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 hop. 2,5'lu Ford. Dur. Allah'ım ya Rabbim. Aman aman. Aman aman. Evet arkadaşlar vallahi limana girmeden bir tane zurna aldım. Bayağı da bir zurnaymış ha. Döner aldım çünkü karnım bayağı aç. Karnımı doyurayım dedim öyle gideyim dedim. Biliyorsunuz ki ayı oynatanlar aç ayıyı bile oynatamıyorlar. Biz de açız. Aç gene çalışılmıyor baba. Ah yavrum. Aslanım be. Şimdi diyeceksiniz Ahmet abi o kadar şey yiyebileceğim mi? Baba yeniyor ya. Zurna. Adı üzerinde zurna. Karnımı doyurayım da öyle gideyim. Giderken yenir mi? Çünkü giderken yenir hep dökülüyor ya. Ah yavrum. Vallahi Ramazan'dan sonra bayram birinci günü yemeği içmeye korktum biliyor musun? Tereddütte kaldım bir an. İnsan alışıyor oruç tutmaya. Ramazan'da bayram namazını kıldım eve gittim. Kahvaltı hazır kahvaltı yapacağım. Bir an tereddütte kaldım. Dedim lan bugün bayram devam. Sina Davud'u gerideydi ama trafik polisleri falan vardı. O da taksiyle gelmiş. Acaba limandan çıkan arabalara mı çekiler, ne yapıyorlar? İnşallah araba fazladır. Araba az sayva yedik. Oo, millet hava güzel ya, güneşli ya. Her tarafta yemyeşil. Ağacın dibine oturuyorlar aşağı. Oh, doydum hala. Şimdi limana giriş yapabiliriz, evet. Hızlı ve öfkeli sahnelerde. Uy! Şatı gönderir beni.
Kanki. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Bunun böyle olacağı belliydi. Selamun aleyküm. Selam. Ben geldim. Nereye geldin? Niye mi geldim? Çağırdılar, geldim. Oku değil mi? Basıyorum. Bas deyince basacağım, hadi. Bas. Basıyorum. Bastım. Tamam mı? Bu ses buradan mı geldi? Ne? Bu ses buradan mı geldi? Yok, başka çalışıyor. Ha, tamam. Kanki, yükle yat baba, yat. Bekliyorlar orada. Geliyorum ha. Yat. Yat baba, yat. Bunlar herkes buraya ayakkabıyla basmış ha. Ana, şu tellimi giyeyim lan. Yat baba, yat. Bizim gemi hangisi acaba? Hangisi la o? Aa, ileride. İleride baba, ileride. Ay geliyor, ay yavrum. Aslanım, macera başladı. Ladikliler gelmiş ya. Hangi, ne haber? Durumlar iyi değil. Herkes geldi mi sizden? Değil, altı araba. Altı araba. İyi, hadi bakalım. Kırmızı şimşek. Bekliyorlar mı hala? Ha. Gerçek bir şey yok, bekleyeceğiz. Ne vereyim? Market mi la bura? Işık almamış ki arabada, hep içmişler. Burada gaz oldu oğlum. Bir tane kablo var dedi, onu var arabada. He? Bir tane kablo var. Şimdi ya. Ha. Sade mi? Beş lira alayım. Burası liman. He. Neyse, yanaşıkça yükleyin var. Yükle. Anca gidersiniz. 51. Baba, çek oraya, yat aşağı. Ben o damperimi kaldırayım da. Damperimin içinde pislik var mı bir bakayım. Şu pistonları bir açayım. Arkadaşlar şimdi böyle durumda limanda çalışırken eğer taşıyacak olduğunuz malzeme değerli bir malzeme ise veya gübre, zaten genelde gübre taşıyoruz ve neye özen gösteriyorlar, ben onu da paylaşayım sizlerle. Dorsenizin içinin temiz olduğuna bakıyorlar. Benim dorsemi temiz, ben zaten süpürmüştüm. Görmüş olduğunuz gibi gemimiz bu. Anacını sattığım gemi de bayağı da büyükmüş ya. Bu da vinç. Patlak verdi. Dorse yandan koy vermiş. Ne oldu lan? Bas köpüğü, bas. Nereden basacağız? Hayda. Şey yok mu, bezmez? Oğlum bu ne? Bu hep kaçırıyor ya. Söyledim. Su yok mu? Suyla durmaz ki. Durur. Durmaz mı? Gübreden değil bu. Hayır. Su var mı arabada? Bu ne ya? Bana bak. Bu böyle olmaz. Olmaz. Doğru damper, yaptırmaya gittiler. Diye. Damperi kaldır. Ne? Sinan söyle. Sünger münger alsın gelsin. Hırdavatçılardan sünger çık arkaya. Bu arkayı ne köpük ne su. Sünger. Abi. Dün ben bununla arızaları söyledim. Ondan sonra pim yaptır dedim. Bilmem ne dedim. Zaten gayrak yap. Gelmişim. Buraya damper yapsan. Baba damper yapsa. Ben girsem olur mu? Olur mu? Sen damper yap da bu böyle gitmez. Hep ne var ne yok boşaltır giderken. Valla arabada bir şey kalmaz. O köpük gitmiş o. Evet arkadaşlar, ya bismillah dedik. Ve birinci seferimizi yükledik. Şu an kantara çıkıyorum. Yavaş anacığımı satayım. 44 ton 240. Şu fişimi alayım da geleyim. Hadi bakalım. Bismillah.
Millet çoktan gitti anasını satayım. Şuradan yavaş geçeyim ya. Geçen sefer hızlı geçmişim, kameralar çekmiş. Bir zahmetine söyleyeyim, bir daha öyle hızlı geçerse liman almayız onu demişler. O yüzden yavaş geçeyim. Ramazan bitti. Havalar açtı. Artık buralar daha boş durmaz. Gündüz aileler gezer, gecede ayyaşlar böyle cıttırık atar burada. İçenler hep burada gece, alkolikler. Sabaha kadar çekiyorlar, sabaha kadar. Biz var ya, 2-3 gün yandık. 2-3 gün burada. Baş. Vallahi kusura bakmayın, ben cebe girmem, siz gireceğiniz. Benim yüküm var. Nereye gidiyor? Ana, hani polisler gittiydi ya. Bak şimdi. Ben şu kornamın normal halini alayım. Bakalım beni durduruyorlar mı? Abilerim, kardeşlerim. Oh be! Yırttık. Kornayı değiştireyim. Sen neredesin lan? Nereden görüyorsun beni? Ben seni görüyorum. Alan arkadaşım, radar gibisin ya mübarek. Haniye neredesin ya? Buradayım. Oradasın, buradasın. Haniye, ortada çiçek açmış ya. Örnek sana en oradan gireceğiz de, örnek köprünün altından. İyi, hadi bakalım. Tamam. Polis abilerim, ilk başta tabii ki kalbim şöyle bir güp 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 etti. Benim için önemli olan puan. Çığırma, korkma, korkma. Piyazza, şansıma da yeşil yandı. Arkadaşlar, anlattım bakalım. Bayramda ne yaptınız, ne ettiniz, nerelere gittiniz, gezmeye gittiniz mi? Hayda, bu kim ya? Neyse, ben ne yaptım? Gerçi kısa bir özet geçtim ama şöyle bir yine bir özet geçelim. Malum Ramazan'da gemiye çalışıyorduk. Gemi bitmedi. Bir gece, en son gece dediler ki Nizamettin gemi başladı gel. Neyse gittik, gemi başladı gittik. Tam yanaştık, boşaltacağız. Pat, hava yağmur geldi. Gemi kapakları kapattı. Biz kaldık, ambaraç ettik arabaları. Dediler ki gece mece açılır. Neyse biz bir yattım abi ben. Saat kaçtı? Sabah battım, beni kapıya vuruyorlar. Nizamettin kalk gidiyor. Kapıya bir battın mı anam? Şarıl şarıl yavuyor. Herkes eve gidiyor. Zaten arefe gündü. Yarın sabah da bayram. Sonra gittik abi. Sabah İşte kalktık, bayram namazını kıldık, üstümüzü başımızı değiştirdik. İşte bayram ziyaretiydi, bayramlaşmaydı, şuydu buydu derken. Ondan sonra babama hazırladım. Babama dedim, baba hadi gidiyoruz. Babam köye gitmek istiyordu. Babamı aldım. Orduya gittik babamla beraber köye. Ondan sonra babamı işte bıraktım köye. Ben de akrabaları falan dolaştım. Annemin kabrini ziyaret ettim. Ondan sonra fındık bahçesine gübre atılması gerekiyordu. Benim İstanbul'daki biraderim de gelmişti. Onunla beraber gübre attık. Onun hala acısını çekiyorum şu an. Bacaklarından et kesilmiş. Omzumda 50 kiloluk gübre torbasını en aşağı bir 5-6 kilometre aşağı indirdim bahçeye, omzumda. Hava da yağıyordu, yerde çamurdu. O yağmura yağışa arkadaşlar gübreye attık. Gübreye attık, sonra eve geldim. Üstüm başımı değiştirdim. Sonrasında aşağıya sahile bıraktı beni. Ben de oradan bindim arabaya, dolmuşa. Ordu birle geldim. Bayramdı, seyranda bitti yani. Bayram ne bileyim ya, eskisi gibi değil. Eskiden köye gittiğim zaman da ben bayramda köye gitmek için böyle dört gözle bayramı beklerdim yani, bayrama gideceğim diye. Çünkü o zaman köyde annem vardı, annemi ziyarete gidiyor oluyordum. Ve annem tatlılar yapıyordu bizi gelecek diye, börekler, su börekleri yapıyordu. Ve şimdi bu bayram gittim, bu bayram gittim, kapının önünde oturak vardı. O oturağı boş görünce zaten ben her zaman böyle içim acıyor, moralim bozuluyor, üzülüyorum. Çünkü her köye gidişimde annem beni orada beklerdi. İşte oğlum geliyor, torunların geliyordu, orada beklerdi bizi. Bizi gördüğü zaman da onun yüzünde güller açardı. Mutlu olurdu, sevinirdi. Ne yedireceğini şaşırırdı bize. Tatlılar, börekler, o biçim. Ve bu bayram gittim, bir önceki bayramlar gibi. Yine gözü yaşlı geri döndük. Onun için annenizin değerini iyi bilin arkadaşlar. Vallahi annenizin değerini, kıymetini iyi bilin. Çünkü insan her şeyin acısını yaşayınca anlıyor. Kaybedince anlıyor her şeyi. Onun için annenizin, babanızın değerini bilin. Onlara sakın aman böyle sesinizi böyle yükselterek bile dahi konuşmayın. İnanın anne gibi yar yokmuş. Ben bunu hep yaşadım, yaşıyorum da. Onun için annenizin değerini iyi bilin. İyi bilin. Benim annemi kaybedeli tam 5 sene oldu. Zaman su gibi geçiyor. İnanın zaman su gibi geçiyor. Annemi kaybedeli 5 sene olmuş. Ve ben köye gittiğimde evde yatamıyorum. İnanıyor musunuz? Yani evde uyuyamıyorum, yatamıyorum. O yatak beni rahatsız ediyor. Yani gece yarına kadar böyle gözüm açık, öte dön, böyle dön. Yok, uyuyamıyorum.
Sabah kalkıyorum. Önce de mesela annem sabahları kapıya vurdu. O zaman benim şimdi göbek adım Ali ya. Ali derler bana köyde. Nizamettin sadece nüfus kağıdında ve yasal resmi yerlerde ve YouTube kanalında, Instagram'da falan Nizamettin geçiyor. Kapıya vurdu, Ali! Ali kalk oğlum kalk, kahvaltı hazır oğlum kalk derdi. Bir kalkardım, turşular kavurmuş, yumurtalar yapmış. Onun elinden o çay içmek, o kahvaltı yapmak var ya, en büyük mutluluktu benim için. En büyük mutluluk. Kahvaltımı yapıyordum, ondan sonra çıkıyorduk dışarı oturuyorduk. Ama şimdi çok arıyorum, çok. İnanın çok arıyorum. Onun bir bardak çayını bile çok arıyorum. Bir yudum suyunu bile çok arıyorum ben. Kusura bakmayın, yeni aklıma geldi yani bayram değil, her bayramda aklımda o hiç çıkmadığı için aklımdan, her bayramda o acıyı yaşadığım için öyle lafın yeri geldi. İşte muhabbet açıldı, konuştuk. Onun elinden bir bardak, bir damla su içmeyi bile hasretim şu an. Bir damla su içmeyi bile hasretim. Sağ ol kardeşim. Keşke anam sağ olsaydı da benim elim olmayaydı, ayağım olmayaydı. Hiç önemi yok. Keşke anam sağ olsaydı. Neyse ya. Allah'ın mekanı cennet etsin. Allah'ım ona cennet bahçesinden güzel bir yer inat versin ya Rabbim. Kurban olduğum Allah. Sen hayırdır ya? Sen hayır. He? Her zaman hayır. Sen nerede olduğunu hiç belli olmuyor. Karabatak gibi bir dalıyım bir çıkıyorsun ya. Her zaman hayır. Şimdi nereye gidiyor? Efor depoya. Araban yana mıydı? Çalışacaksın yani. Sabaha kadar devam. Diyorsun. Uyku yok bu akşam sana. İyi hadi bakalım. Arada bile bize, bana da geldi, beni de idare et. Sina idaresi sen. Sina mı? Sina gemi olsun diye havalara bak iyi. Bu gemi olduğu zaman onun işi gücü oluyor. Kayboluyor gidiyor lan. Yalan mı? Ya o değil, sağdan kaçamıyor, soldan da kaçamıyor. Lan Ladik'le geçtin bize. Allah'tan Ladik'ten araba geldi yani. Ha. Toplam 15 araba varmış. Ben bu uykusuzluğun sıkıntısını çektim. Tamam, tamam. O yüzden ben hayatta uykusuz şey yapmam. Nasıl, iyi gidiyor mu? Sen araba kadar olmasa da. Allah'tan bu akşam mesai saatinde bu çıkışına yakalanmadık. Zaten olduğu zaman lan dalıyorsun işte. Bu sefer de bir kere öyle yaptık. Şikayet ettiler. Emniyet müdürü mü, vali mi, kaymakam mı ne? Orada ailesiyle piknik yapıyormuş. Biz de oradan geçince lak etiket olduk. Sen de vallahi basmışsın. Yani. Biliyorsun değil mi? Ladikler çok hızlı gidiyor ya. Ladikler çok hızlı gidiyor. Ne oğlum, Samsun'a çıkış yok ya, bir İstanbul'a gideyim dedik 13.60'a. Ne olacak bu iş böyle? Ne bileyim, Sina yok yok diye. Peki de gemiye sokmak için herhalde de, değil mi? Evet, burada bir yalan gidiyor ama bakalım hangisi yalan daha fazla yok. Hangini daha fazla yalan konuşuyor? O ne la? Ay yavrum be. Ne o baba? Elektrik faturası mı? Yalanın faturasını çıkarttım lan. Trafik cezası. Lambalardan gelmişler. 909 lira. Lambalardan. 909 lira yazacağına. 1000 lira yazsınlar ama adam düz olsa ya. Ha? Tamam, sen öyle söylersin bir dahakine. Bana lambalar ne cezası yazmazlar. Sina başkanı mı sağ olsun? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi limanı yakıyoruz bu gece. Ay yavrum da, ateş ediyorlar da. Evet arkadaşlar, tüm hızıyla çalışmamız devam ediyor. Şu an belediye yerindeyim. Limandan yükledim. İçine köpek sesi. Yine bunun şarjı bitti.
telefonun şarjı bitti ve bakın yanıma kim geliyor şimdi. Ha, geldi başımın belası yine. Geldi. 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 Ha, geliyor. Sen mi geldin? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Niye geldin? Baktım öyle ne var ne yok. Durumlar nasıl? Bayağıdır görüşemiyoruz. Ay. Şu fişi çekeyim mi? Şimdi Gökhan bıdı bıdı eder. Abi bu ışığı niye söndürmedin? Yapar Gökhan. Gökhan yapar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber başkan? Ne var ne yok? İyi. Nasıl röportajdayım oldu değil mi? Nereye mi gidiyor? Adana'ya gidiyor. Devam. Geldin mi Adana'ya? Ben her şeyi okuyayım bundan sonra. Allah'ım ya. Yine özel taksi tuttum bak senin için. Senin şansına da şu kameranın şarjı bitti anacığım. Hangisi? Ya var ya, en sonunda var ya çöp atacağım bu bataryayı. Bu bataryayı değişeceğiz de batarya bulamıyoruz. Olur öyle şeyler. Servise başvurun, ön duraklama ışığı arızalı. Biliyoruz baba, biliyoruz. Mercedes'in zaten neyi sağlam ki? Arkadaşlar gecenin saat kaç oldu lan saat? Saat 4.34 ve biz hala ayaktayız. Ezan mı okunuyor la? Vallahi sabah ezan okunuyor. Biz daha uyumadık bile yani. Hoplama dengeli kırarsın. Tamam mı? Vallahi arabalar bayağı azaldı ya. Arabalar bizi Eren'e gittik yanımızda. Çalışır belki diye. Adam uyumaya gelmiş bu ya. Hey gidelim. Vallahi ezan okunuyor. Hiç uyumadan çalıştım bu gece. İşte tabletin olması arkadaşlar. Tablet olmasının avantajları. Yani film izliyorum, şarkı dinliyorum. Bir şekilde video izliyorum. Uykuyu dağıtıyoruz. Aslında bir de şekersiz Nescafe içsem iyi. Eren sen de var ya içtiğin yerde bırakıyorsun arkadaş ya. Bir de Nescafe içeyim ya. Vallahi hep buzdolabından yiyip içtim. Hiç çaya Nescafe'ye baktığımız yok. Vallahi alıyorum duruyor dolapta. Alıyorum duruyor. Ne oluyor? Şu çöp bidonunda durayım da şunları atayım ya. Ben nefret ediyorum böyle arabamda bir şey oldu mu? Şu bidonu da atayım. Benim arabamda dağınık yeri olmayacak. Böyle çöptü, şuydu, buydu hiçbir şey olmayacak. Vallahi öbür arabalar hep yattı ya ladikliler. Hiçbirini göremiyorum daha piyasada. Zaten limanda 4-5 molasına girdi. Saat 4.38. Ben oraya varana kadar 5 olur. Arka kamerayı açmadım çünkü Eren yatıyor. Rahatsız olmasın dedim. Yatağı indirmedim. Maşallah arkadaş ya. Ne uyuyor. Ben var ya. Ya benim şöyle bir huyum var. Araba hareket anındayken ben hayatta uyku uyuyamıyorum ya. Vallahi uyuyamıyorum. Yani benim uyuduğum zaman araba hareket etmeyecek. Bunlar nasıl uyuyorlar ben anlamıyorum ya. Hele Sina. Anam. Sina. Sina yatağa bir yattı mıydı değil mi? 2-3 dakika sonra başlıyor horlamaya. Horul. Bu ne evde yenge nasıl katlanıyor? Bu ne ben bilmiyorum. Ha, bizim kırmızı araba da burada yatmış. Hep de güldüler ya vallahi. Hep de güldüler. Ulan benim iyi canım varmış ya. Vallahi billahi. Ben bu uykusuzluğun sıkıntısını çektim. O yüzden ben hayatta uykusuz şey yapmam. Benim iyi canım varmış ya. Abi de burada yatayım. İşte ben abiyi sevmiyorum. Abiden çıkmak var ya. İçim dışıma çıkıyor buradan çıkar. Ben de. Kepçenin hortum patladı. Arabaları yükleyip gelirsiniz de burada yatarsınız. Tamam. Orada Sina'ya bir bak. Taksi çalışıyor mu? Bir bak da. Çalışıyorsa kalorifer açlamıştır onu. Uyandır da. Tamam. Tamam. Kepçenin hortum patladı. Hadi hayırlı olsun. Neyse yükleyeyim geleyim de. Neyse baba, biz yapıştırıp gidelim, boş ver. Öyle olacak belliydi zaten. Bu akşam merkezde var bir nüsup ettik ya. Kantara geleyim, kantardakiler yavaş yavaş hareket ediyor. Bir bağırdım, çağırdım onlara. Ne oluyor yani Zahmet'i niye bağırıyorsun? Ya kardeşim niye bekliyorum ben burada diyorum ya. Biz sefer atacağız diye çabuk uykuya uyumuyoruz. Kendimizden fedakarlık yapıyoruz. Siz burada yavaş yavaş, çabuk yanıt artın da ondan sonra. Deponun içine gireceğim, oradaki kepçeci geri arkasına bakmadan az daha bana vurduydu. Ona da bağırdım, çağırdım, tartıştık. Gerek yok abi, gel işini yapsın ya. Ben işimi yapıyorsam sen de işini yapacaksın. Ha ben işimi yapacağım, sen lay 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 yapacaksın. Yok ya, öyle bir şey yok. Ben yapıyorsam herkes yapacak. Şimdi 15-20 dakikada da bekleriz. Şimdi ben Eren'e atarım üst yatağa. Üst yatakta uyur. Vallahi arkadaş, dayı ne yapıyorsun, uyuyor mu lan?
Vallahi arkadaşlar, kendime özel şahsi bir araba almak istiyorum. Binek araba. Ama ne yazık ki çok pahalı. Benim de şu an birikimim yok. Birikimim olmadığı için alamıyorum. Yani sonuçta ben 3 tane kız okutuyorum. Biri üniversite okuyor, biri ortaokul, biri ilkokul. Onların masrafları, işte bir de büyük kızın çeyiz düzüyoruz, çeyiz masrafı falan derken kenara bir şey koyamıyoruz ya. Şu dünyanın yüzümü kapamadan Allah nasip eder mi acaba bilmiyorum. Ev almak, araba almak, evim olsun, arabam olsun, ben daha başka hiçbir şey istemiyorum. Vallahi hiçbir şeyde gözüm yok. Başımı sokacak bir evim olsun, ayağımı yerden kesecek bir arabam olsun, bana yetiyor. Vallahi tek isteğim, tek arzum o. Zaten o dediğim muazzam yeri, yani yerine gelsin. Benden daha iyisi yok. Benden iyisi yok. Her şey nasip kısmet tabii ki. Her şey nasip kısmet. Hayda, senin lambanın içine tüküreyim. Ne güzel yeşil yanıyor dünya. Ne oldu oğlum? İyi uyudun, aracını satayım ya. Ne arıyorsun? Sabah oldu. Nereye? Ne yapmadık mı? Ha, bencin değil, kepçenin. Ha, yükleyeceğim, geri geleceğim. Ha, orada yatarsın. Daha hiç uyumadım ben. Sen aracını sattın uykunun ha. Nasıl uyuyorsun bu araba giderken? Ben hayatta uyuyamıyorum ya. Ben şu an yattığım rahatlayıp yatamıyorum. Biliyor musun arabada yattım rahatlığı? Araba gider, hareket ederken evet. Uyuyabiliyor musun? Evet. Vallahi mı diyor? Yani o rahatlığı ben evimde yatamıyorum. Gömleğim nasıl? Nerede? Aha! Günaydın ha. Aleyküm selam. Sabah ettin ha lan. Yarın bir dünya işim var. Yarın 35 ton taş taşıyacağım. Atakum'da. Sür Atakum'a da bir şey. Çek sahile. Ney? Çek sahile Atakum'a. Ne yapacağım Atakum sahile? Bir trenin önüne çekelim, öküzün önüne. Ne yapacağım oğlum bu saatte trenin önünde? Çay içerisinde. Bulursun Atçuk. Doğru canım. Saatte kapandı orası da. Ama götüreceksen beni, ayrı konu. Ali Çutaba diyor ki, az bir şey yapalım. Hay senin trenine mirenine be. Bak ben sana tren dedim, gördün mü? Öküzü. Bu niye geri gidiyor şimdi la? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Sen niye bu akşam ömrete çok bağırıyorsun? Lan beni deli ettiler bugün. Lan! Aha yine kapattı. Bana yol verdi ha. Kantara geldim ya. Oradan arabanın geldiğini görüyor. Plakayı oku. Bak plakaya. Hani fişi dönüşte veriyorduk ya. Bak şimdi bak. Bak. Nereye geliyor? Bekliyorum, fonla çalıyorum. Oradan beni bağırıyor. La fişi versene ya hadi. Ya ne diyorsun sen dedim ya. Ne fişi? Dönüşte veriyor ki. Plakayı görmedim. Göreydin. Şeyizin tepesine bakıyorsunuz ya, bilgisayarınızın tepesine. Bir bak, araba geliyor ya, plakası kaç. Günaydın arkadaşlar. Ha? Böyle iyi değil mi? Uyu, 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 uyan. Bir de kahvaltı yap. Başka? Koy. Bayıldım zaten. Sabah sabah şu poğaçalar var, sıcak oluyor. Hay yavrum. Senin bir bakışın vardı videoda, ne diyor? Recep İvedik gibi adamsın lan. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar, koca ailem, herkese tekrardan merhabalar, günaydın. Vallahi saat 7'ye kadar sürdüm arkadaşlar. Saat 7'de kalktım. Yani 7'de kalktım derken 7'de kaldırdılar. Biraz kızdım, bağırdım, çağırdım onları. Yeter dedim be, saat 7'de yattım, bir bırakın beni uyuyayım. Saat 10 lan. Abo. Yandık. Herkes çekmiş bekliyor. Oradalar. Hem laboliman hemen ağzında. Ne poğaçası alacağım ya? Yemek mi? Daha erken ya oğlum.
Beyefendi madem açmış da. Ben yemeyeceğim şimdi, erken. Bu saatte yemek mi yenir oğlum? Sabah 7'ye kadar gaz bastım ben. Onlar ne yapmış? Horol horol yatıyorlar. He he. Neyse, yüklemeye geçmeden önce ben daha burada bekleyeyim de. Ne olur ne olmaz. Hava ya var mı? Hep bir başkalara yürüyor geziyor burada. Biz bari yürüyüp gezelim. Şu arkayı da bir kontrol edeyim de. Oh, şöyle bir deniz havası çekeyim ben. Gel pisi 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 gel. Akşamları burası kalabalık oluyor. Yiyen içen. 500 lira. 800 lira. 500 lira. Anladım. Abi, 900 liradan aşağı yatmıyor. Değil mi? Lan neyi bekliyorsun? Gitsene. Ha, arabalar gitti ya. Aha. Bekliyorlar burada. Basayım mı? Öpüyorum seni.
ama dosyanın balatalarında bir sıkıntı var. Örtmeye başladı. Samsun Port. Oh my lord. Şu güzelliğe bak. Bir an önce yükleyin de ben de kaçmam lazım. Rusya. Rus gemisi. Bizimkinin adı Helga. Ama güzel gemi. Bu yeni gemiye benziyor ya. Adam bu gemi yeni yaptı da. Ama harbiden gemi güzel gemi yani. Öğlen molasına girene kadar çıkmam lazım. Var ya arkadaşlar, ben bu karayolların işine şaşıyorum ya. La bu kardeşim, bu iş yani gündüz olacak iş mi? Yani gündüz bu insanlara neden böyle eziyet ediyorsunuz yani? Neden çile çektiriyorsunuz? La bu işiniz varsa gece yapın ya, gece. Gece. Vallahi billahi ya. Geceler çuvala mı girdi? Geceler, alo! Geceler çuvala mı girdi? Geceler çuvala girdi herhalde. Gece yapın da yana bu işi. Gündüz insanlara niye eziyet ediyorsunuz ya? Dayı. Dayı bir dur dayı. Kurban olayım. Yakarsın bizi. Yakar. Yakarız vallahi, yanarız, yanar. Oh, yanamay. La bu gemi bitmete bilmedi arkadaş ya. Vallahi billahi ya. Da yürü da. İnşallah hava yağmaz da gemi bitiririz, istirahate çekiliriz ya. Vallahi var ya, bir saat yüküyle duruyorum ya, bir üç saat. Heh, kepçeci dayı, bir de sen eksittin anasını satayım. Hava çiğseledi ya arkadaş, sabun gibi kayıyor vallahi ya. 1000 ton falan kalmış olması lazım. Bir bitse. İnşallah şeye ben kalmam ya, geminin en son dibine. En son geminin dibine yakalanan adam ayva yiyor yani. Bekle babam, bekle. Bekle babam, bekle. Oy. Yürüyün de baba, neyi bekliyorsunuz ya? Hazırinden. Oğlum sağımdan solumdan geçmeyin ya. Baba baba. Vallahi ben bu gıcıyı dayandım ya. Yoksa ben normalde saat 2'den sonra vuru kafa yeterdim aşağı, ama uykum da gelmedi. Gözlerimden yaşlar akar durur yüreğim. Üzerime akar durur gözlerime. Polis abilerimiz bekliyor. Benden bahsediyorlar ha.
Hadi baba gel, daha geliyorsun. Trafik polisi kesin benden bahsediyor. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Geliyorsan gel daha. Allah Allah. Kaptan senin Selamünaleyküm. Bilgiyi söylemiyorlar ha. Ne söylüyorlar abi? Bilmiyorum. YouTube'a video atıyorlar diyorlar. Şu an kayıtta abi zaten. Kayıtta mı? Selam ediyorum. Abi kolay gelsin. Sağ ol abim, dikkat et. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Ah, ah, bu gemi ne zaman bitecek böyle ya? Hava arkaya su at, arkaya. Bak, yavaş mı ya? Şey gibi. Ne gösteriyordun lan sen? Arkaya su at. Kameraya bak hele. Yeni dursa bile olsa kaçırıyor. Bu nasıl bir gübre ya? Sünger, sünger. Sünger, dünden beri sünger yapıştırıyorum ya. Neyin çivisi takılı değil? Arka çerçeveli. Her sefer neşe mi çakacağım lan? Ne? Elim yağlandı. Yavaştı. Bir bırakın da gideyim daha. Hava yağmur mamur yağar. Kaçayım daha. Nereye kaçacak lan? Ya gene gelecek geri. Onu demiyor. Hava yağarsa diyorum. Yarı ıslak ya, nasıl kayıyor biliyor musun? Ah yavrum. Mübarek hava. Bir müsaade etti, kurban oldum. Şu gemi bir bitsin ya. Az kaldı. 600-700 kilo kaldı. Radikler gitti. Kaldık 6 araba. Yağmur yağdı. Adamlar dedi böyle hava daha açmaz. Biz gidelim. Zaten fazla bir şey kalmadı. Sizin arabalar halleder. Oo. Oo. Kepçe de öyle bir yığmış ki arkadaş. Dayı hayırdır, ne yapıyorsun? Ot yönün oradan. Arabaya ot mu yedireceksin? Ne yapacaksın? Allah Allah. Akşam saati ya şimdi. Bak sen seyre. Ulan akşam trafiğine yakalanmadan kaçalım buradan ya. Burası hep sıkıntı arkadaş. Saat 6 oldu ya, 6-7 arası. Burası 5. 5'ten 7'ye kadar anası ağlıyor buranın. Soldan devam baba. Ne yapayım? Ha, fren lambaları gözüktü. Yavaştan izam etti. Yavaştan. Ha? Ay nereye gidiyor? Bu ne lan? Citroen. Abi ne alasın var bir tane ya? Hayda, burada bir şey mi var lan? Puh! Keşke sağdan gideydim. Sağdan gideydim. Şimdi buradan sağa nasıl geçeceğiz? Geçemeyiz ki. Anan derdine tükürüyor. La baba bana bir yol verin, oraya sağa geçeyim lan.
Lan burada var arkadaş, kimse kimseye yol vermiyor. Şimdi bir de en sağa atmak lazım kendimize. Sen kafa çıkarıyorsan ben de kafa çıkarırım. Kendimizi biz buraya attık ama. Sanki yukarısı dolu da aşağısı iyi anasını satayım. Baba kolay gelsin. Ben gidiyorum. Daha da gelmem. Daha da gelmem. Abi, baba Allah'a emanet. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? Yeter daha. Dün akşamdan beri uykusuzum zaten. Doğru yatmaya. Aynen abi. Hadi hayırlı geceler. Ben de giderim. Aynen. Yeter daha yeter. Vallahi yeter. Artık bıktık. Gemi. Anamız ağladı ya. Vallahi billahi ya. Ben son arabaymışım. Sona kalan, dana kalan derler ama bir dana kalmadı. Şükürler olsun. Son yükü aldım ve gidiyorum. Hadi bakalım şimdi onu boşaltmaya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim ilk. Evet geldik. Ne yazık ki geldik. Şu an saatimiz tam 12.05 geçiyor ve gemi bitti. Şükürler olsun. Şimdi sinyaların evin oraya gidiyoruz. Damperleri sökeceğiz ve 13.60'ı takacağız. 13.60'ı taktıktan sonra Ulusoy'a geçeceğiz. Ulusoy'a arabaları bırakacağız. Yarın sinyalar yükleyecek. Ondan sonra nereye gideceğimizi vallahi ben de bilmiyorum. Yani bir Bursa olabilir, Kütahya olabilir veya ne bileyim Tekirdağ tarafı olabilir. Neresi olduğunu bilmiyorum. Yarın belli olur. Yani istirahat etmeden, dinlenmeden gidiyoruz arkadaşlar. Tekrardan yola gideceğiz. Neyse. Vallahi kısa mısa. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. İnşallah sizlere layık olmuştur. Drone falan da dahil ettim bu videoya. Limanda gemiyi, ne bileyim dışarıda Samsun'u falan çektim ettim. Sizler için güzel olsun diye bir şeyler yaptık, çabaladık ettik. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız. Her zaman bana sahip çıktınız. Her zaman bana destek oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah Allah'ın bizlere uzun ömür verdiği sürece, sağlığımızı, sıhhatimizi yerinde kıldığı sürece hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz. Aileler birbirinden kopmazlar. Koparlarsa o aile değildir zaten. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Bayağı bir gece oldu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yolumuz uzun olsun. Her ne olursa olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Herkes sevgiye, ilgiye, alakaya layık kalsın inşallah. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.